Evet değerli izleyicilerimiz, insanımızın temiz duygularını sömürüyorlar. Şebeke misali sokaklarda kanser hastalarına yardım topluyoruz diyorlar. İl dışından gelip vurgun yapıp gidiyorlar. Üstelik de valilikten izin aldıklarını iddia ediyorlar. Sorumlu gazeteciliğin gereği olarak haber müdürümüz Necdet Akbağ bu şebekenin içine daldı ve bunların iç yüzünü ortaya çıkardı. Her yıl aynı zamanlarda, aynı mevsimlerde ısırgan otu gibi şehrin merkezine de danırlar. Başlarında bir şebeke lideri bu kızları caddelere dağıtır. Bu kızlar insanlara yanaşır, yapışır, kanser hastalarına, lösemili hastalara yardım topluyoruz diyerek insanımızın temiz duygularını sömürürler. Aslında bunlar düpedüz dolandırıcı şebekesi. Teşekkür ederim, ben konuşmak istemiyorum. Evet, hayır, yani kamu yararına yaptınız. Valilikten, emniyetten izniniz var. Ben konuşmak istemediğimi söylüyorum beyefendi. Hayır tamam, konuşmayın da bir bakalım hani. Tamam, kamerayı kapat, öyle anlatayım ben. Valilikten, emniyetten izniniz var. Emniyet de orada, öyle bakın. Tamam bir bakalım yani bunda. Tamam bunda niye bu kadar? İstemiyorum, bakabilirsin. Tamam. Her şey, emniyetten de izniniz var. Bak konuşmak istemiyorum arkadaşım. Tamam, sen bir bakalım misin o zaman yani. Tabii indirir misin? Kapat öyle bakın. Yani hayır yani tamam da. Konuşmak istemiyorum, zorunda mıyım? Hayır, zorunda değiliz ama değil, siz burada kamu tamam yararına bir iş yapıyorsunuz. Kamu yararına bir iş yapmıyorum ben. Hayır öyle yapıyorum. Sonuçta bakın hanımefendi, para topluyorsunuz doğru mu? Para toplamıyorum, doğru değil. Dergi satışı yapıyorum. Ne? Dergi satışı yapıyorum. Hayır kaç dergi eliniz? Ya konuşmak zorunda mıyım? Hayır kaç dergi elinizde, kaç dergi? Bana söyler misiniz? İnsanların duygularıyla niye oynuyorsunuz? Dedi, hayır dergi yok vardı elinizde yani onu tamam, satıyorsunuz. Tamam söylersiniz önce bir konuşursunuz. Ama elinizde dergi yok, satıyorsunuz, para topluyorsunuz dergi da niye topluyorsunuz? Dergim var yani. Hani nerede acaba var? Sana da açıklama yapmak zorunda hani nerede değilim. Dergi var? Değilim sana. Hayır olmayan şeyi nasıl satıyorsunuz yani? Ama insanlara yapışıp para topluyorsunuz. Yani il dışından geliyorsunuz, buradan insanlara da para topluyorsunuz yani. Soruyoruz, elinde dergi yok. Ne satıyorsun? Ben dergi satıyorum. Her sene bu vakitlerde geliyorlar. Yok. Valilikten bizim yani. Geçen gün güvenlik şubeyi çağırdık, geldiler, işlem yapmaya çalıştılar. Yani izin belgeleri olduğu için onlar da hiçbir şey yapamıyor. Yani biz de bir şey yapamıyoruz. Biz iptal edilmesini bile talep ettik. Bununla ilgili birim, emniyetteki birim de bir şey yapamıyor. Ama yani insanlara yapışıyorlar bu şekilde. Valilikten izin aldıklarını söylüyorlar. Hangi birim bunlara izin vermiş onu da anlamış değiliz. Devletin polisi de şikayetçi. Güvenlik şube de adeta çaresiz. Peki bu duygu sömüren şebeke gücünü kimden alıyor? Polis baş edemiyor, medya olarak biz kurumları uyarıyoruz. Buna rağmen başlarında şebeke başı olduğu halde bunlar hasta çocuklarımızı neden kullanıp vurgun vuruyorlar? Burada hiçbir şey satmıyorlar ve aynı zamanda ellerinde, evet şimdi onların da liderleri geldi. Hemen şuradan çek, bak görüyorsunuz. O da gitti bakın şebeke gibi, bakın gidiyor telefona sarıldı. O onların patronu değerli izleyicilerimiz. Şu giden şapkalı onların patronu. İşte bir vatandaş, uyduruk parmak kadar matbaada basılmış bilet ve sömürü. Merhabalar. Merhabalar. Sanırım bir ücret ödediniz. Evet. Ne aldınız karşılığında? Makbuz aldık. Nasıl bir makbuz görebilir miyim? Buyurun. Ne kadar para verdiniz? 20 TL verdik. Peki hani dergi satılıyordu? Dergi? Yok, bu lösemili çocuklar için makbuz. Ne dediler size? Lösemili çocuklar için dediler, yardım. Yardım dediler. Evet. Şöyle de bir şey ellerinde yapmışlar. Bunu ben de matbaada bastırabilirim. Tarih yok, bir şey yok. Bakın burada herhangi bir tarih yok. Burada yani bunu herkes bastırabilir mi? Herkes bastırabilir. Peki, hangi duyguyla verdiniz? Yardım duygusuyla. Ankara'dan gelen ve bu haberimizin haklılığını dile getiren, sokak sömürücülerinden şikayetçi olan LÖSEV yetkilisi de bizlere hak verdi. Makbuz karşılığında bağış teslim alınabilir. Bunun dışında sokakta kapı kapı dolaşıp herhangi bir bağış alma gibi bir çalışmamız asla bulunmamakta. Bu şekilde çalışmaları sürdüren LÖSEV, LÖSEMİ adını kullanarak bu desteği talep eden kişiler ne yazık ki dolandırıcılar. Bizim böyle bir çalışmamız bulunmuyor. Biz de bu konuda bulunduğumuz tüm illerde yaptığımız valilik, belediye gibi kamu kurum kuruluşlarıyla görüşmelerimizde bu dolandırıcılık faaliyetlerine farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Bununla alakalı dokümanlarımız bulunuyor. Belirli yerlere halkımız bilinçlensin, kurumlarımız bilinçlensin diye oralarda bulunduruyoruz. Bu tür bağış kampanyalarından uzak durmaları için bildikleri, güvendikleri kurum ve dernek, vakıflara bağışlarını doğru kanallarla iletebilsinler diye bizler gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Evet, sokaklarda insanımızın temiz duygularıyla oynayan bu insanlara diğer hastalık veriyor. Sakat, hani dergi satıyorsunuz da dergi yok elinizde, ona baktı. Kanser yazıyor üzerinde. Pardon, bir bakabilir misiniz? Ama hani yani neden kaçıyorsunuz anlamadım hanımefendi, insanlardan para topluyorsunuz yani. Bu polisi ve
emniyete ağırım. Bakın hayır, orada... Hayır, emniyet... Tamam, onlara da söylediniz. Siz, biz... Onlara şikayet edin de onlar baksın belgelerinize. Hayır, bakalım. Belgeleriniz var ama elinizde dergi yok. Satacak dergi yok elinizde. Yani ne satıyorsunuz siz? Yani il dışından gelip insanları hani sömürüyorsunuz. Evet, değerli izleyicilerimiz böyle. Kaçıyorlar. Bunlar il dışından geliyorlar. Her yıl böyle gelirler. Kanserliği kullanırlar. Hastalıkların sömürülmesine, engellerinin sömürülmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz ve bu haberi de hep böyle devam ettireceğiz. Ta ki bu Türkiye'nin farklı yerlerinden gelip insanlarımızın duygularıyla oynayanların burayı terk etmesine kadar biz mücadelemizi devam ettireceğiz. Sokaklarda insanımızın duygularını sömürerek ramp devşiren, sözde yardımsever görünümlü kişilerden herkes rahatsız. Malatya'nın tanınmış ismi, ilk Engelliler Derneği kurucusu, yazar düşünür Ali Haydar Koyun da bizim haberimize destek oldu. Takip etmemiz lazım. O evet, da bize aşıya artık yani emniyeti var, bunun zabıtası var. Malatya sokaklarında insanımızın vicdani hassasiyetini sömüren ve büyük rantlar vurup il il dolaşan, engellilerin, hastaların adını kullanıp sakız gibi yapışan bu kişilerden herkes ve herkesim rahatsız. Malatya'nın tanınmış ismi, İlk Engelliler Derneği kurucusu, yazar, düşünür Ali Haydar Koyun da bizim haberimize destek oldu. Ali Haydar Koyun, milyonlarca liralık rant sağlıyorlar dedi. Yıllarda birkaç yıl önce, yani her yıl ulusal basına da yansıyor. Yıllık bunların rantı 200-300 milyon lirayı bulan rant. Belki bu son dönemlerde daha da yükselmiştir. Biz bunun önünü alamadık. 98'li yıllarda Malatya'da yine yerel bir TV'de çalışan Necdet Akboğa arkadaşımızla birlikte mücadelesini vermiştik. Yine şahit olduğumuz olayla gidip insanlara tartıştık, kavga ettik, mücadele ettik. Ve o günden bugüne kadar defalarca ben bunun mücadelesini verdim. En son iki yıl önceydi. Yine bu tarihlerde yanlış hatırlamıyorsam. Yine Necdet Bey'le Kapalı Çarşı'nın üstünde yaşadık aynı olaya. Müdahale etmiştik. Polisler geldi falan, işte şikayetler üzerine araştırma, inceleme. Ve yanlış hatırlamıyorsam aldığım bilgiler sonucunda o kişiler yardım toplama kanununa muhalefetten dolayı bir yüksek miktarda ceza aldılar. Yani dergi satan kişiler aldı. Şimdi Malatya'da da şu anda yine dergiler satılıyor. Son bir hafta 10 gündür ben merkez içinde şahit oluyorum. Dün yine yanımdan genç bayanlar, genç erkekler ellerinde dergi gelen geçen vatandaşları durdurarak satıyor. Ve işin tuhafı, Sağlık İl Müdürlüğü'nün tam binasının önünde SEMİ hastasıyla ilgili yardım toplamak için çırpınan genç insanımız orada var. Ama diğer tarafta da bu gençler dediğimiz insanlar da insanlarımızın iyi niyetlerini suistimal edip rant amaçlı dergi satmaya çalışıyor. Sakatlar Derneği'nin ilk kurucusu, yazar, aktivist Ali Haydar Koyun, Malatya'da tüm kurumların bu sömürü karşısında pasif kaldığını belirtti. Yani burada Sosyal Güvenlik Kurumu pasif kalıyor. Vergi dairesi pasif kalıyor. Zabıtamız pasif kalıyor. Emniyetimiz pasif kalıyor. Yani ortam, bunlar pasif kaldıkça da haliyle de art niyetli insanlarımız da halkımızın bu iyi niyetleri, duygularını rant amaçlı sömürüyor. Yani bunu bir an önce, artık 21. yüzyıldayız. Bu tür olayları yaşamamamız lazım, bitirmemiz lazım. Buradan tekrar halkımıza sesleniyorum, lütfen bilinçli olun. Engelli hakları denince akla gelen duyarlı mücadele insanı Ali Haydar Koyun, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, yanınızdayız mesajı verdi. Milyonlar gidiyor bu amaçla, bunu insanların cebine. Artık yeter diyelim. 2 yıl önceydi, bizzat yine Necdet Bey'le yaşadık bu olay. Malatya valinin önünde, Kapalı Çarşı'nın üstünde birbirimize girecektik neredeyse insanlara. Ben yıllardır verdim bu kavgaya. En sonunda yani yeri geldi tehditler dahi aldıydım bu insanlardan. Ama mücadeleden de vazgeçmiyoruz.